Evet arkadaşlar, selamlar. Bir videoyla daha birlikteyiz. Ee, FX3 videolarının altına gelen bir yorumdan yola çıkarak bu videoyu çekmeye karar verdim. Genel olarak FX3'ü hangi ayarlarda kullandığımı ve hangi ayarların benim için önemli olduğu ile alakalı bir video olacak bu. Çok detaylı bütün menüdeki ayarları girmeyeceğim ama ben kendim neleri kullanıyorum, onlardan bahsedeceğim size. Bunu yaparken de kameranın ekranında bu ZV-1 ile çekiyor olacağım. Ee, şimdi bunu ayarlayalım. Şu tabii ki ekranda bir silelim. Evet, ilk olarak... My menu özelliğinden başlayayım. Şimdi açıkçası bu FX3'te benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi böyle bir My menu diye bir seçeneği yani kendi menüsü oluşturabildiğiniz bir seçenek olması. Bu gerçekten de çok sık kullandığınız şeylerde çok işinize yarayan bir özellik. Ben buraya mesela My Menu 1'de birinci olarak Movie Settings'imi atadım. Buradan frame rate'imi, işte hangi kalitede çektiğim 4.2.2, 2, 10 bit, 4.2.0, 8 bit bunları ayarlayabildiğim bir menü burası. S&Q Settings'imi koydum. Time Lapse ya da Slow Motion çekmenize izin veren bir özellik. Bunun detayına birazdan gireceğim. Yine proxy'li kaydetmek istiyorsam bunu açıyorum, kapatıyorum. Bunlara da detaylı bir şekilde. Birazdan gireceğim. Aslında bu menüye koyduklarım benim bu videoda konuşacaklarım bir noktada da. O şekilde dinleyebilirsiniz. Picture Profile var. Bu da zaten genel olarak işte S Lock modu veya normal s Tone modu ayarladığımız yer olarak düşünebilirsiniz. Picture Profile bölümünü. Menüdeki kullandığım ayarlara gelelim. Image Quality. Image Quality'de normalde en kaliteli modu şu an bu gösterdiğim xavcs i 4K modu. Bu moddayken kamera size verebileceği aslında en kaliteli görüntüyü veriyor diyebilirim. Ama bunun için özel kartlara ihtiyacınız var. 10 bin lira civarında olan CF kartını alacaksınız Sony'nin ya da en düşük V90 kartını alacaksınız. Ben açıkçası şu ayarda kullanıyorum. XAVC S4K ayarı. En üsttekini kullanmıyorum. En üsttekini kullanmamın sebebi de dosya boyutlarını gerçekten de daha küçük veriyor. Daha fazla 128 GB bir kartta da mesela daha fazla kaydetmenizi sağlıyor. Ama bu eş zamanlı olarak kurgu programını bilgisayarınızı zorlayan bir durum. çünkü kamera bunu sıkıştırabildiği kadar sıkıştırıyor ve bu görüntüyü de çözmek için bilgisayar ve kurgu programı daha fazla vakit harcıyor ve bu otomatik olarak da sizin akıcı bir kurgu yapmanızı engel olan bir durum. Eğer çok güçlü bir bilgisayarınız yoksa. O yüzden bu daha orta bir mod diyebilirim. Yani birazcık Tabii ki en kaliteli kadar yüksek verilerde kaydetmiyor, yüksek gigabaytlarda kaydetmiyor. Ama burada kaydettiğiniz zaman da yine kurgu ve bilgisayarlar için daha okey, daha kullanılabilir bir mod oluyor. Ama tabii ki mesela bir i9 MacBook Pro'nuz varsa 4, 2, 2, 10 bit kayıt yapıyorsanız bunu proksesiz oynatmanız gerçekten de imkansız diyebilirim. Kurgu programında size çok büyük sıkıntılar çıkaracaktır. Hatta M1'lerle yaptığım testlerde de 25 kare olanlarda çok sıkıntı yaşamıyorum ama 50 kareye çıktığım anda gerçekten de takılmalar, işte timeline'da akıcı olmama olayı başlamaya başlıyor. Ama şu arkamda görmüş olduğunuz PC'yi ben özellikle bu kamera için toparladım. Bütün özellikleri de buna göre tercih ettim. O yüzden 120 fps'ye kadar ben sıkıntısız oynatabiliyorum görüntüleri. Movie settings'ime geliyorum. İkinci olarak movie settings'i ayarlıyorum. Burada ben genelde görüntülerimi 25 kare çekiyorum. Ki zaten normal eğer mod kısmına basarsanız video modundayken ben zaten hep 25 kare çekiyorum. Eğer slow mo yani 25 karenin üzerine çıkmak istiyorsam 50 kare veya 100 kare çekmek istiyorsam SNQ modunu alıyorum. Şimdi bu SNQ modunda zaten menüde ayar gelince gösteriyor olacağım. Bu dediğim ayarların hepsini bu video modunda yapmanız gerekiyor. Eğer M modunda yaparsanız video modunda geçerli olmuyor. M modu daha çok fotoğraf ayarları için. Tekrar menü kısmına geri dönüyorum. Movie Settings'te de dediğim gibi 25 karede ayarlı. Burada 140 m, 422, 10 bit olarak ayarlıyorum. Zaten Koray Birand'ın bu 8 bit ve 10 bitle alakalı çok güzel bir videosu var. Merak eden kişiler varsa, Koray Birand'ın videosunu da izlemedilerse oradan bakabilirler. Şimdi SNQ moduna geliyorum. SNQ'nun ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Burada Rec Frame Rate yazıyor. Bu Rec Frame Rate aslında karta kaydettiğiniz frame rate gibi düşünebilirsiniz. Bunu 25 kare yapıyorsunuz. Çünkü eğer normalde 25 kare çalışıyorsanız eğer normal video modunda çektiğiniz bütün diğer slow motion olmayan görüntüler 25 kare ise bunu da 25 kare yapıyorsunuz. Böylece kurgu programına attığınız zaman biri 100 kare, biri 25 kare, biri 50 kare olmuyor. Ama bunu slow motion bir şekilde kaydediyor. Yani frame rate dediği ayarda bu. bunu 100 fps ayarlarsanız siz aslında playback'inde 25 karede 100 fps kadar slow motion çekilmiş bir görüntü slow olarak izliyorsunuz. Normalde siz eğer video modundan bu 100 FPS'i ayarlarsanız siz 100 FPS çekilmiş bir video olarak izliyorsunuz. Slow motion değil yani gerçek hızlı fazladan kare sayısına sahip bir video izliyorsunuz. Ama buradan bu ayarı yaptığınız zaman siz sadece slow motion için 100 fps çekmiş oluyorsunuz. Kamera bunu sizin için 25 fps olarak kaydediyor. Ee, böylece de bütün timeline'ınız birbirine uygun fps'de oluyor. Ve bunu da aynı şekilde 140m, 422, 10 bit olarak ayarlıyorum. İkinci önemli ayarım dediğim gibi proxy settings. Ee, proxy settings S10 tutuyorum. Bunun sebebi ise benim aslında bilgisayarım kaldırıyor ama biz bir ekip olduğumuz için içeride başka kurgu yapan arkadaşlarım da var. bu arkadaşların bilgisayarları da 16 GB'lık M1 Mac Mini kullanıyorlar. 50 FPS ve üzerindeki görüntüler genel olarak onların timeline'ında sıkıntı çıkardığı için bir daha proxy almaya vakit kaybetmeyelim diye e, bu proxy modunu açık bırakıyorum. E, bunun anlamı da şu, eğer bilgisayarınızın kaldıramayacağı bir görüntü çektiyseniz ve bunu kurgulamakta sıkıntı yaşıyorsanız aslında kurgu programları size bu görüntülerden proxy alarak ve bunları sonrasında tekrar eşleyerek e, kurgu yapabilmenizi sağlıyor, e, daha akıcı bir kurgu yapabilmenizi sağlıyor. Ama tabii ki bu görüntüleri export alma zamanınız gerçekten de uzun süreler sürüyor ve size bu post kısmında bayağı bir vakit kaybettiriyor. Bunun olmaması adına Sony menüsüne böyle bir seçenek koymuş. Çok az yer kaplayarak otomatik olarak çektiğiniz görüntünün bir düşük kalite kopyasını da aynı şekilde karta kaydediyor. Siz sadece kurgu programınıza attığınız zaman bu görüntüleri proxy görüntüleri, gerçek kaliteli görüntülerle birbirine eşleyerek program kurgu programında proxy olarak kullanabiliyorsunuz. O yüzden bayağı vakit kazandıran bir özellik. Bunu kesinlikle açık tutmanız sizin için her zaman için karlı olacaktır diyebilirim. Kameranın arkasında bu döndürdüğünüz yerin üzerine FN yazan bir tuş var. Orası functional menü oluyor. Aslında yani çabuk kullanmak istediğiniz şeyleri böyle bir hub menü gibi bir şey var Sony'nin. Bu şekilde açılıyor. Bu düğmeye bastığınız zaman bu çıkıyor. Burada tamamen video ile alakalı kısa yollarınız bulunuyor. Ben buraya ses kayıt seviyesini atadım. Daha hızlı ulaşmak için. işte otofokus mu kullanmak istiyorum, manuel mi kullanmak istiyorum. Bunu atadım. Bunun yanı sıra fokus bölgesini atadım. Burada da işte centerda mı olsun yoksa geniş mi olsun yoksa ayarlı seçebildiğiniz noktasal mı olsun bunları ayarlayabildiğiniz menü. Şunu tekrar düzelteyim. Sony A7S3 ve FX3'te s sineton diye bir mod var. Bu size bazı bir renk sağlayan bir aslında resim profili. Ama tabii ki log bir profil değil. Tamamen size belirli bir e, göze hoş gelen bir renk veriyor. Renk işine girmek istemediğim işlerde hani daha böyle basit üretmek istediğim işlerde bu S-Neuton Picture Profile'ını kullanıyorum. E, bunu da Black eksi -2 olarak kullanıyorum ben. E, geri kalan her şey standart. E, tekrar FN'ye dönelim. Diğer bir kullandığım modsa S-Log 3 modu. S-Log 3 modu önemli çünkü bu kameranın en güçlü olduğu mod bu S-Log 3 modu. Yani eğer renk yapacaksanız Görüntünüzle uğraşacaksanız, görüntünüzü işleyecekseniz bu S-Log 3 modunu kullanmanız gerekiyor. Bu S-Log 3 modunda kameradan maksimum performans alıyorsunuz. Ciddi işlerimin hepsinde S-Log 3 olarak kayıt yapıyorum ve buna sonradan DaVinci'de renk uyguluyorum. Bu da dediğim gibi yine fabrika çıkışı ayarlarını da kullanıyorum. Ekstra hiçbir profil ayarı buna yapmıyorum. Sonrasında tamamen renk programında DaVinci'de kendim üzerinden geçerek istediğim renk tonlarına getiriyorum her şeyi. Genel olarak kullandığım ayarlar böyle arkadaşlar. Açıkçası bu da araya böyle kısa bir video olmuş oldu. Genelde böyle üst üste birkaç tane yorum geldi ve yorum yapan arkadaşlara da cevap olarak yazmak yerine böyle kısa bir video çekmeyi tercih ettim. Bunun yanı sıra Audi ile böyle uzun soluklu bir aylık bir çekim projemiz oldu geçtiğimiz aylarda. Bu sebepten dolayı da böyle kanala aslında iki aydır böyle çok sık videoyu yükleyemiyorum. Çünkü bir ay çekimleri sürüyorsam Sürdü. bir ayda bunun kurgusu sürdü, 6 tane farklı şehre gittik ve 6 tane farklı şehirde, 6 tane farklı influencerla 6 farklı video ürettik ve bunlar da bu hafta yayınlanmaya başlıyor. İlk başta ben bu videoları yaptığımız, markete teslim ettiğimiz iş haliyle gireceğim yani ürettiğimiz iş olarak geleceğim. Sonrasında ise bu videoların hepsinin toptan backstage'ini içeren ve nasıl yaptığımızı içeren üzerine de konuşmalarımın olduğu bir video paylaşacağım. Yani aslında siz bu 6 videoyu izleyeceksiniz. 7. video ise benim backstage'leri paylaştığım video olarak gelecek. Bu arada bu 6 videoyla da alakalı eğer merak ettiğiniz bir şey varsa bu videoların altına yazabilirsiniz. Backstage videosunu sonradan üreteceğim için en azından bu merak ettiğiniz soruları da o backstage videosunun içerisinde cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi bomba videolar geliyor. Bunları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bu videodan da bu kadar. Görüşmek üzere.